Son dönemde bazı yayın kuruluşlarında biliyorsunuz HDP'nin CHP ile ittifak yapacağı iddiaları yer alıyor. Bunun doğru olmadığını HDP eş genel başkanı Mithat Sancar yapmış olduğu açıklamayla bir kez daha duyurdu. HDP'nin biliyorsunuz kapatılması gündemde. Bu kapsamda da HDP muhalefetteki partileri ziyaret ediyor. İlk olarak Saadet Partisi'ni ziyaret ettiler. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret ettiler ve burada Mithat Sancar seçim ittifakı bugün gündemimizde yok. Kılıçdaroğlu ve heyetiyle yaptığımız görüşmede de gündeme geldi. Ama seçim güvenliği en temel meselelerden biri. Bu konuda hemfikir olduğumuzu gördük açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşmede şayet ittifak konuşulduysa ve HDP'nin Millet İttifakı'na katılması istenecekse İYİ Parti orada yer almaz. İYİ Parti HDP'nin içerisinde olacağı bir ittifakla büyük oranda milliyetçi oylarını kaybedebilir. Bu yüzden de İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrılır. Üçüncü bir merkez sağda ittifak kurulur. Bu ittifakın arasında da Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, belki Yeniden Refah Partisi veya başka sağ partiler katılır. Belki de daha fazla oy alabilecek güce ulaşabilirler. CHP'nin oyu zaten yerinde sayan bir parti. Ne artıyor ne azalıyor. Artırmak gibi bir dertleri de yok. Azalışını da pek umursamıyorlar. Rakiplerinin oylarını artırmak için uğraşan bir CHP yönetimi zaten karşımızda var. Açık ve net bir şekilde söylemek gerekirse HDP'nin seçimlere tek başına girmesi aslında kendi yararlarına olacak bir şey. Çünkü baraj altında kalacak endişesiyle birçok seçmen gidip HDP'ye oy veriyor ve HDP'yi barajın üstüne çıkarıyorlar. HDP barajın altında kalacak olsa diyelim Diyarbakır'da HDP'nin ardından gelen parti AKP, barajın altında kalmış bir HDP'nin 60 veya 70, bir ara 80 vekil çıkarmışlardı. Tamamının AKP'ye geçmesi demek. Bunu gören seçmen zaten gidip HDP'ye oy veriyor. HDP'ye oy veren seçmen kitlesinin tamamı HDP'nin ana tabanından oluşmuyor. Bunu daha önceki seçimlerde gördük. Emanet oy denilen bir oy var. Cumhurbaşkanı adaylığında gidip Cumhurbaşkanlığı adayına oy veriyorlar. Parti olaraksa gidip HDP'ye oy veriyorlar. Bunu birçok seçimde gördük. Şimdi kalkıp HDP CHP ile ittifak yapmaya kalkarsa elindeki bu kozu da kaybetmiş olacak. Çünkü barajları aşacağız, barajı geçeceğiz diyerek propaganda yapıyorlar. Ve HDP'nin baraj üstünde kalmasını isteyen kişiler de gidip oy veriyor. Hatta bunların içerisinde Beyaz Türk diye tabir edeceğimiz kesimler bile var. Nişantaşı'nda, Etiler'de gördünüz HDP'nin birinci çıktığı sandıklar vardı. Bunlar şimdi HDP'nin kendi ana tabanı mı değil, HDP'nin baraj üstüne çıkmasını isteyen kişilerden oluşuyor. Şimdi siz kalkıp CHP-HDP ittifakını karşımıza çıkarırsanız hem İYİ Parti'yi kaybetmiş olacaksınız hem de belki de HDP daha fazla vekil çıkaracakken, daha fazla oy alacakken buna engel olacaksınız. Diyecekler ki haliyle ha HDP zaten barajı geçecek. Millet İttifakı'na katıldı. Oy vermeye gerek yok diyen emanet oyları da HDP böylelikle kaybetmiş olacak. HDP'nin ben baraj problemi olduğunu zaten düşünmüyorum. %10'u rahatlıkla yurt dışı oyları da eklendiği zaman geçtiğini görüyoruz. O yüzden ittifak meselesi neden gündeme getiriliyor? İşte CHP'yi yalnızlaştırmak için gündeme getiriliyor. İYİ Parti ile arasını açmak için gündeme getiriliyor. Orada bir tartışma çıkar. İYİ Parti bunlardan ayrılır, bize katılır diye düşünüyor o yandaş medya taraftarlar ama yanlış düşünüyorlar. İYİ Parti açık ve net bir şekilde katılmayacağını söylüyor. Ki şu an İYİ Parti tek başına girecek olsa bile zaten baraj problemi olmayan bir parti haline gelmiş durumda. Birçok ankette %15'e varan oyları var. Ama CHP böyle bir hata yapmaya kalkarsa zaten İYİ Parti o ittifaktan ayrılır. Merkez sağda üçüncü bir ittifakı kurur. O ittifakın da başına geçer ve daha fazla oy alabilecek bir gücü yakalamış olurlar.